Griftes devreye girdi. Kullandığımız bir eklentimiz geri görüş kamerası. 170 derecede kamera kullanıyoruz. Şu anda park sensörlerinin seslerini duyabiliyorsunuz. Merhabalar. Bugünkü aracımız 2013 model Ford C-Max. Aracımıza Grundig'in Apple CarPlay ve Android Auto destekli GX3800 cihazımızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Aracın ilgili hatlarında dolaşan özel bir çerçeve kullandık. Bu çerçeve aracın havalandırma petekleri içine alıyor. Yeni bir yapıda dörtlü tuşu ve kapı açma kilitleme switch koyuyoruz. Aracın orijinal konnektör yapısını bozmadan işlemi tamamlıyoruz. Aracın direksiyonun sağ tarafında bulunan 5 fonksiyonlu direksiyon kumandasının tamamını cihaz önünde çalıştırdık. Birazdan video içerisinde göstereceğim. Yine orijinalliği korumak adına orijinal USB'yi Grundig üzerinde çalıştırdık. Şu anda Apple telefonumuz CarPlay modunda bağlı. Bu aracın orijinal ekranı bozuk olduğu için ilgili ekrandaki yaptığımız işlemler gözükemiyor. Maalesef onlardaki yapı çalışmıyor. Ekran bozuk. Yapı tamamıyla konnektöre yapıyoruz. Direksiyon kumandalarını çalıştırıyoruz. Bir önemli konu da bu aracın orijinal park sensörlerinin çalıştırılması. Geri vites attığım zaman otomatik devreye giriyor. Ön ve arka park sensörü de sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Onu göstermek için aracı çalıştıralım. Geri vitesi aldık. Geri vites devreye girdi. Kullandığımız bir eklentimiz geri görüş kamerası. 170 derecede kamera kullanıyoruz. Şu anda park sensörlerinin seslerini duyabiliyorsunuz. Boşada ileri vitesi alıyoruz. Ön park sensörleri de devrede kalıyor. Bu aracın orijinalinde olduğu gibi. Şu anda araç hızlı hareket edemediğim için ilgili kısımdan park sensörünün sesini kesmiş oldum. Araç cihazımız açılı dursun. Aracımız 2013 model Ford C-Max. Grundig cihazımızı entegre ederken bir adet özel çerçeve kullandık. Bir adet dörtlü flaşör ve kapı açma switch yapısını kullandık. Orijinal konnektörlere zarar vermeden birebir karşılıklarını kullandık. Direksiyon kumandasını çalıştırdık. Orijinal park sensörünün gelmesi için özel bir işlem yaptık. Orijinal USB çalışarak montaj tamamlandı. Grundig GX3800 YouTube kanalımızda yüzlerce araçta montaj edilmiş videolarını görebilirsiniz. C-Max da bu araçlardan biri oldu. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablo olarak kullanıcıya sunuyor. Dileyen kullanıcılar da ilave aparatla kablosa da çevirebiliyoruz. Şu anda Apple CarPlay arayüzündeyiz. Spotify'dan bir müzik açarak direksiyon kumandalarını gösterelim. Ses açma. Ses kısma. Şarkı değiştirme. Orada mısın? Buradayım. İstanbul'da hava nasıl? Şu anda İstanbul, Türkiye'de hava açık ve sıcaklık. İlgili tuşta bas konuş tuşu da bas konuş olarak çalışıyor. Hem CarPlay'de hem Android'de bas konuş olarak kullanmış olacak kullanıcı. 5 fonksiyon tuşun 5'i de cihaz önünde sorunsuz bir şekilde çalışmış oldu. Apple CarPlay ve Android Auto'yu cihazımız kullanıcıya kablolu sunarken ilave aparatla kablosu da çevireceğimizi söylemiştik. Başka neler yapabiliyor cihazımız? Radyo kısmı. Radyoda RDS sinyallerini alabilir nitelikte istasyon havzaları var. Toplamda 24 adet FM1 ve FM2 olarak 12-12 toplam 24 adet istasyon havzası kullanıcıya sunuyor. Telefonla görüşme ve telefondan müzik aktarım için Bluetooth altyapısı var. Harici mikrofonumuz ilgili kısımda, böylelikle telefon görüşme kalitesi en üst seviyede olacak kullanıcının. İlgili ikona dokunduğumuz zaman Apple CarPlay ve Android Auto'dayken orijinal yapıda olduğu gibi Apple CarPlay'in telefon arama kısmına yönlendirmiş olacak. Cihazın müzik ayarlarının yapıldığı audio kısmı Camel altyapısında olduğu için müzik kalitesini çok iyi bir şekilde iyileştiriyor. Bunun hazır equalizer'lar, DSP zaman ayarı, hoparlörlere giden bas ayarları, frekans ayarları ile komple bir müzik altyapısı oluşturmuş oluyor cihazımız. Yine pazardaki diğer markalardan, global markalardan ayrışan tarafı ise her iki akıllı telefonda hem CarPlay, Android Auto'yu sunarken aynı zamanda Apple'dan Apple Mirror, Android'den de Android Mirror yaparak ekran yansıtmayı da kullanıcıya edindirmiş oluyor cihazımız.
Aracımız 2013 model Ford C-Max Grundig GX3800 model cihazımızı sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk.